Selam arkadaşlar, merhabalar, nasılsınız? Bugün günlerden de güzel bir soru. Bugün 21 Ağustos Pazartesi ve ben böyle bir okuma maratonu çekmek istedim. Çünkü evdeyim, ev işi yapıyorum ve hani kitap okumak istiyorum. Öyle yani dedim, bunu da kaydedeyim. Kahvemi yaptım, burada gördüğünüz üzere. Ve şimdi okuyacak kitap bulacağım. Hani böyle dolu dolu. Hakikaten 24 saatin 24 saatinde okuyorum tarzı bir okuma maratonu değil de hani gün içinde bir şeyler yaparken nasıl kitap okumaya da vakit ayırıyorum tarz bir maraton olacak bu. Eskiden aynen paylaştığımız gibi yani değişen bir şey yok. Birazcık kendimden bahsedeyim, ne yapıyorum, ne ediyorum. Staja başladım. Belki bir önceki videoda görmüşsünüzdür. Videonun sonuna ekledim. Paris Müzikal Kütüphanesi'nde şu an staj yapıyorum. Ve işte birinci haftamı bitirdim. Hakikaten yoğun. Hani gerçekten çok yoğun. Saat 10'dan 18'e kadar çalışıyorum. Ve yani eve gelince artık sadece yemek yemeye enerjim kaldığı için başka hiçbir şey yapamıyorum. Yemek yiyorum ve yatıyorum, uyuyorum. Bir tek hani azıcık böyle bir ne bileyim 50 sayfa falan kitap okuyorumdur. Öyle yani o biraz yorucu geçiyor. 7 Eylül'e kadar böyle devam edecek. Ondan sonra 10 gün tatilim var. Ondan sonra da üniversite açılıyor ve ben tekrardan aynı rutine geri giriyorum. Öyle yani son sene. Durumum bu. Bu aralar bir içimde yine bir önceki videoda bahsettiğim üzere bir Agatha Christie okuma aşkı var tekrardan. O yüzden bu kitabı aldım. Fnac'ten daha indirimdeydi. 9 euroya aldım. Daha önceden ben Doğu Ekspres'te Cinayet'i okudum. Türkçe okudum. Herhalde hazırlıkta falan okudum. Yani böyle bir 5-6 yıl oldu en az. Filmini de izledim. Yani konuyu ve cinayetin nasıl çözüldüğünü biliyorum. Ama İngilizce okumadım ve daha hani cinayetin nasıl çözüldüğündense daha çok onun o sürecini sevdiğim için İngilizcesini de okumaya karar verdim. Yüksek ihtimalle bu maratonda o yüzden bunu okuyacağım. Kobo'dan My Oxford Year diye bir kitap okuyorum. Bu kitap da bayağı güzel gidiyor. Yani hakkında hiçbir şey duymadım. Onu dürüstçe söyleyebilirim. Öneri olarak da almadım. Yani Goodreads'te falan da hani öyle karşıma bir sürü yorum vesaire şeklinde gelmedi yani. Ama İngiltere ile ilgili kitap okumak istiyordum. İngiltere'de geçen, özellikle Oxford'da geçen. O yüzden bunu buldum. Dedim bir deneyeyim. Ana kahramanımızın adı Ella ve bursla Oxford'da master okumaya gidiyor İngiliz dil edebiyatı. Öyle hani spesifik olarak hani 1800'ler civarında vesaire. Hani 1800'lerin araştırması üstüne okumaya gidiyor. Bu arada bunda da şu an 9. bölüme gelmişim. Evet. Neyse işte master yapmaya gidiyor Oxford'a ve onun o yılki şeyini okuyoruz. Maceralarını diyeyim. Fantastik hiçbir öğe yok. Contemporary işte romance şu an daha çok öyle bir muhabbette yok. Daha çok hani şu an alışıyor, etrafı geziyor vesaire falan fişman. Zaten 368 sayfanın 93'ündeyim ama bu tabii hani Kobo'nun puntosuna göre 368 sayfa. Öyle bunu okuyorum. Bir yandan da Storytel'den bunun audiobook'unu dinliyorum. Yazar seslendirmiş. Çok güzel. Öyle bundan devam edebilirim. Bunu okuyabilirim. Bilmiyorum. Belki önce bunu bitiririm. Ardından Murder on the Orient Express'e geçerim diyeceğim ama eğer Storytel'de bunun audiobook'u varsa önce bunu okuyacağım. O yüzden bakmam lazım. Şimdi baktım Storytel'den ve evet audiobook'u var ve Dan Stevens seslendiriyor. Çok sevdiğim bir oyuncu, bir BBC oyuncusu. Hem Downton Abbey'de oynadı, hem belki şeyden özellikle spesifik olarak biliyor olabilirsiniz. Emma Watson'la Güzel ve Çirkin'de oynadı. O çirkindi yani. Öyle. Evet. Bununla başlıyoruz. Çok heyecanlıyım. Çünkü oyuncuların yani özellikle BBC oyuncularının yani tiyatro oyuncularının seslendirmeleri o kadar güzel oluyor ki çok daha keyiflendiriyor yani bütün okuma macerasını diyeyim. Öyle kahvemle beraber çamaşır attım bu arada sabah kalktım kurutmaya yatana kadar herhalde bir saatim falan var. Bir saat şimdi bunu okuyacağım.
Sesim umarım düzgün çıkıyordur. Sesim düzgün çıksa da zaten gözlerim böyle şişik gözüküyor. Ama daha fazla vakit kaybetmeden hemen kitabımı seçeyim istedim. Çünkü gün uzun ve kitap okuyacağız. Ne kadar erken kitap seçersem o kadar uzun okuyabilirim. O yüzden kalkar kalkmaz gittim kütüphaneye kitap baktım. Bugün Rana ile maraton çekiyoruz ve şöyle bir şey duyumu aldım. Rana Agatha Christie okuyormuş. Ben o kadar fazla Agatha Christie okuyan bir insan değilim. Yani okumadım. Okumak istiyorum aslında ama şöyle oldu. İki kitap aldım eve. Bir tanesini okudum. Bir tanesini okudum mu onu bile hatırlamıyorum ve hani olmadı. 10 Küçük Zenci'yi okudum. Aslında çok güzel bir kitaptı ama o kadar çok parçalandı ki hani o ara festival vardı, yanımda götürmüştüm ama festivale odaklandığımdan hani bir sayfa, 5 sayfa, 3 sayfa falan okuyabildim. O kadar akıcı olmayınca ve ona hani dikkatimi veremeyince de sanki kitapta şey varmış, problem varmış gibi düşündüm. Ve daha sonra hiç hani gideyim de bir Agatha Christie okuyayım gibi bir şey olmadı ki ben polisiye gerçekten çok severim. Hem izlemeyi hem okumayı. O yüzden aslında Agatha Christie'ye bir daha bir şans vermek ve zaman ayırmak çok istiyordum uzun zamandır. Ama böyle bir vakit bulamamıştım. Şimdi Rana ile bir maraton çekiyoruz ve Rana'nın da Agatha Christie okuduğunu öğrenince hemen dedim ki benim kütüphanemde de 2 tane kitap vardı. Acaba bir tanesini okumamış mıydım diye düşündüm ve kitaplara baktım. 10 Küçük Zenci'yi okumuşum. Ama diğer kitap la ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani eğer okuduysam bile sadece başlamışımdır diye düşünüyorum birkaç sayfa. Ve dedim ki ben de Agatha Christie okuyayım o zaman evde de malum bir tane okumadığım kitap varken. Ve bu kitabı seçtim. Yani tam olarak seçmiş olmuyorum ama hani bu kitap vardı. Bu kitabı almışım. Neye bakarak bu kitabı almışım onu da bilmiyorum zamanında. Şimdi Rana ile ikimiz de bir Agatha Christie maratonu yapalım diye özellikle bu kitabı seçtim ve bu maratonda ben de bu kitabı okuyacağım. Şey gibi oldu burada konuşurken sürekli şöyle yapıyorum yani kitap okuyormuşum. Kitap okuyorum evet. Tomorrow, Monday evening, you will be in Istanbul. The wagon lead conductor had come up to the two men. The train was about to depart, he said. Monsieur had better mount. The little man removed his hat. What an action. Şimdi devam ediyorum. Üçüncü bölüme geldim buradan. Kendime erişte yaptım. Öyle. Devam ediyorum yani. Güzel gidiyor bayağı. Saat şu anda neredeyse 2'ye geliyor ve ben sadece arada bir kahvaltı yaptım ve kitabı okumaya devam ettim. Şimdi 10 Küçük Zenci'yi çok az hatırlıyorum ama okuduğum dönemde gerçekten etkilendiğimi hatırlıyorum. Ama tam olarak anlatım tarzında vesaire hiçbir şey hatırlamıyorum. Çünkü yani bundan minimumda 6-7 yıl önce okuduğumu hatırlıyorum. 2015'ti zaten tarihi de. Dolayısıyla çoğu şeyi hatırlamıyorum yazarın tarzıyla ilgili. Fakat şimdi 90 sayfa okudum. Şimdi burada söylemem gereken bir şey var. Biraz araştırdım. Öncelikle bu kitabın asıl basım tarihi 1925. Dolayısıyla 1925'te ilk defa basılmış bir kitap olarak konuşmak lazım. Bir polisiye roman olarak konuşmak lazım. Artı bir de şöyle bir şey daha var. Agatha Christie'nin 2 tane, benim bildiğim 2 tane çok oturmuş dedektif karakteri var oluşturduğu ve bu kitapta 10 Küçük Zenci de bu karakterleri içinde bulundurmuyor. Bu kitap biraz daha amatör dedektiflik yapan birinin etrafında dönüyor. Biraz daha olaylar karışık gibi duruyor ama yani kısaca şunu söylemek isterim. Ben 2 tane Agatha Christie kitabı okudum ve hani bu konuda çok çok hani derin şeyler söyleyebilecek durumda değilim açıkçası. Bu kitaba gelince, bu kitapla ilgili ayrı bir video çekeceğim zaten. Ben burada sonuçta bir maraton çektiğimiz için 90 sayfadaki tecrübelerimden ufacık bahsetmek istiyorum. Yani kitap aşırı akıcı zaten. Agatha Christie her zaman çok akıcı olduğuyla bilinen bir yazar. O yüzden bu durum beni şaşırtmadı. Zaten beklediğim bir şeydi. Fakat 90 sayfada okuduğum her şey bana o kadar klişe geldi ki yani okuyorum ve şu ana kadar hiçbir şeye şaşırmadım. Hatta okurken şey dedim hani bu da burada çıkar kesin.
bu da buradan çıkar kesin falan dedim. E tabii şimdi yani kitap neredeyse 270 sayfa. 270 sayfa içerisinde ilk 90-100 sayfada tabii ki o kadar çok fazla şey olmayabilir ama sadece ilk 90 sayfada bir kitabın açılışı yapılırken, karakterler tanıtılırken, bir hikaye başlayıp bir yere getirilirken ki olan o sohbetler, o giriş, o karşılaşmalar, o tesadüfler falan çok doğalından gelmedi bana. Çok yapay, çok yapmacık, çok canım sıkıldı yani. Merak ettiğim şeyler hiç mi olmadı? Tabii ki oldu. Merak ettiğim şeyler hala var. Ama bunların hepsi hakkında birer fikrim var. Ve yani bu fikirlerin çoğu da, hatta tamamı şu ana kadar gerçekten çıktı. Yani çok klişe buldum ilk 90 sayfayı. Umarım okudukça fikrim değişir. 116. sayfaya geldim ve yine bir şey oldu ve artık iyice sinirlenmeye başladım. Çünkü yani o kadar, ya bundan 30 sayfa önce bir şey oldu ve o 30 sayfa önce olan şey dedim ki ya bu abi, bu kesinlikle yanlış kişiye verdi bu şeyi. Ve şu anda 30-40 sayfa sonra gördüğüm şey, ah başkasıymış. Sanki dünyada gerçekten başka kimse kalmamış, 10 tane karakter var. 10 tane karakterin dışına çıkınca ekstra para alıyorlarmış gibi. 10 tane karakter ve saçma sapan yerlerde birbirleriyle karşılaşıyorlar. Şu ana kadar gerilmedim yani kitapta hiç. Dediğim gibi hep böyle, çünkü ya bu da kesin böyle çıkar falan. Hani klişe dediğim şey bu biraz o yüzden. Bu kitabın olayı budur umarım. Bir yere kadar okuruz ve wow falan diyebilirim sonunda. Saçlarım yatık yatık çünkü banyo yaptım. Ama azıcık kurudular. Ben şu anda 144. sayfadayım. Birazcık araştırma yaptım. Çünkü bu kitapla ilgili ayrıca bir video çekeceğim zaten. Ve bu birazcık minik araştırmaları yapınca işte yazarla ilgili ve yazma stiliyle ilgili, işte cinayetlerin formülüyle ilgili falan biraz ufak araştırmalar yaptım. Bu araştırmaların sonucunda fark ettim ki hani bu kitabın bu kadar klişe geliyor olmasının sebebi biraz şu olabilir. Ya o kadar fazla eseri etkilemiş ki Agatha'nın tarzı, yazı stili. Yani 1925'te yazdığı bir kitap bu. Ve daha sonrasında da kitap yazmaya devam ediyor. Sinema sektöründe de etkilediği çok fazla insan var. Edebiyatta da polisiye roman yazarlarından da çok fazla insanı etkilemiş sonrasında. Dolayısıyla biz ne zaman bir şey izlesek, ne zaman bir şey okusak hep Agatha'nın o izlerini görüyoruz. Ben şimdiye kadar öyle çok derin bir Agatha okuyucusu olmadığım için, yani çok fazla kütüphanemde Agatha Christie romanı olmadığı için, Agatha Christie'yi şimdi okuduğumda bana çok fazla klişe geldi. Yani sürekli beklediğim şeyler olmaya başladı. Öyle olunca da ne kadar klişe yazıyormuş aslında bu yazar. Ama belki de o kadar fazla film izledim, o kadar fazla polisiye kitap okudum. Ve bu kitaplar Agatha'dan sonra, Agatha'nın yaşadığı dönemden sonra yapılan eserlerdi. Hani onlarda öğrendiğim bazı formüller var ve o formüllere çok benziyor. Hani burada Agatha'dan o insanların etkilendiğini görebiliyorum. Bence Agatha Christie de muhakkak başka insanlardan çok etkilenmiştir. Ama buradaki durum, yani yine de bu kitabı aşırı sevdiğimi söyleyemem. Bu videonun başından beri kitabı beğenmediğimi neredeyse söylüyorum ama hala 144. sayfadayım. Yani kitap bitmiş değil. Ve genellikle kitabın en sonunda zaten şaşırttığı söyleniyor. O yüzden merakla bekliyorum aslında. 180. sayfaya geldim. Daha önce söylemiştim hani beni şaşırtmaya başlarsa size söyleyeceğim anında diye. Anında söylemedim çünkü biraz ufak şaşırttı, ona daldım, o yüzden söyleyemedim. Şu bölümle birlikte şaşırtmaya başladı diyebilirim. Yani son 5 sayfadır şaşırtıyor. Aslında çok çok aşırı şaşırttığını söylersem yalan söylemiş olurum ama yani bazı bağlantı kopuklukları var hala ama belki ileride açıklar bir şekilde. Güzel bir olay örgüsüne bağlamış oldu işin sonunda. Sonuçta bunu söylemeliyim ki son 5 sayfadır wow, demek böyleymiş oldum. Yani bu kadar gömdükten sonra hakkını da vermemiz gerekiyordu. Şimdi okumaya devam ediyorum. Bir durum güncellemesi yapmaya geldim. Bunda şu an bir saniye, kaçıncı bölümdeyim? 8. bölümdeyim. Bayağı güzel gidiyor. Yerini kaybetmeyeyim de. Bayağı güzel gidiyor.
Adam öldü. Yani ölmesi gereken kişi. Adam öldü diye gülüyor. Ve işte onun şu an investigation kısmını, Türkçeyi unuttum. Onun araştırma kısmını, soruşturma kısmını yapıyorlar. Ve güzel yani, karakterleri biraz tek tek tanıyoruz falan. Kısacık da olsa böyle İstanbul'la ilgili Haydarpaşa falan okumak güzel geldi gerçekten. İşte yok Bosphorus falan. İşte Konya'dan geçiyorlar vesaire. Onları hani Agatha Christie kitabında okumak gerçekten çok güzel bir his. Öyle yani, bugün 8. bölüme geldiğime göre şu ana kadar akşam da herhalde biraz daha okurum. Yani bir yarısını geçerim diye düşünüyorum. Sonra yarın staj var. Stajdan sonra da okurum. Ama onu kaydeder miyim bilmiyorum hani bu videoyu atma süresine göre. Ama öyle yani, bayağı güzel gidiyor. İyi ki bunu tercih etmişim. Whether she was stopping in Istanbul. No, I'm going straight on. Isn't that rather a pity? We are live at 20 minutes to 1. 23 minutes to 1, to be precise. Which path? The lower one, sir. That is number 4. 241. sayfaya geldim. Gerçekten çok az kaldı kitabın bitmesine. Sabahtan beri bu kitabı okuyorum sadece. Çok yoruldum. Gözlerim falan şişti. Sabahki kadar şiş yüksek ihtimalle. Ki sabah yeni uykudan uyanmıştım yani. Sadece 20-30 sayfa kaldı ve hani kitapların son 20-30 sayfasında o kadar şey yapıyorum ki sabredemiyorum, dayanamıyorum yani. Bir an önce bitsin istiyorum. Hem bugün ayrıca ekstra yoruldum. Gözlerim yoruldu yani. Hani belki bazılarınız için bu çok az bir kitap okuma süresi ama benim için gerçekten çok fazla. Uzun süre sonra ilk defa bir günde 270 sayfalık bir kitap bitiriyorum. Ve gözlerim acıdı gerçekten. Özellikle akşam okumaktan. Biraz akşama bıraktım çünkü. Yani bir an önce bitsin istiyorum. O yüzden çok sabırsızım ve sürekli atlaya atlaya okuyasım geliyor. Ama atlamamam lazım. Çünkü atlarsam bir şeyler kaçıracağım. Tam o noktadayım yani. Hani bir şeyler açıklayacağı noktadayım. Ve eğer atlarsam bir şeyler kaçıracağım o yüzden. Çok dikkatli bir şekilde okumaya çalışıyorum. Artık gerçekten şaşırtmaya başladığı için kendi orijinal tepkiler. Tamam, şöyle. Gerçekten hiç beklemediğim insanlar, hiç beklemediğim insanlar çıktı. Bir insan iki farklı karaktermiş falan filan gibi oldu. Bu şekilde olmasını, yürümesini beklemiyordum kesinlikle. O insanla o insan olduğunu da beklemiyordum kesinlikle tabii ki. Çünkü hikayede öyle bir anlatıyor ki hiç alakası yok gibi aslında. Ama ya tabii bir şaşırdım şu an, kaldım böyle. Kimliğini gizlemiş, aslında başka biriymiş falan filan. Ve şu anda 260. sayfadayım, 12 sayfa kaldı. Vay, insanları şok etti ya. Burada spoiler'a girecek benim tepkilerim. Neyse, bir şey anlatmayacağım daha. Yine de çok saçma. Çok saçma yani. Çünkü bu görevin ona geleceğini nereden bilebilirdi? Arkadaşından. Sonuçta arkadaşına verilmiş bir görevi aldı ya üstüne. Yani nasıl oldu orası? Onu açıklayacak mı? Bir de kesin kızladır şeyin. Aynen. Birbirinizle evlenmeseniz olmaz. Bir nokta buldum. Eğer kitabı okuyanlar varsa spoiler'a girecek, okumayanlar varsa, okuyanlar varsa da bu nokta. Ben bir şey mi kaçırdım? Adam şimdi prens çıktı ya, Anthony. Prensmiş. Asıl ölen prensin kuzeni çıktı. Ölen prens öldüğünde, işte ölen adamı görmeye gittiklerinde adamın suratını gördü sonuçta.
Ve dedektif ona işte bu prens aslında sandığınız kişi değil dediğinde ne falan diye şoka uğradı ya. Ama aslında kendisi ölen adamın kuzeniymiş yani. Niye şoka uğradı ki o zaman? Tanımıyor mu? O zaman nasıl prens? Söyleyeceklerim bu kadar.